Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz efendim. Önerge üzerinde Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu konuşacaktır. Buyurun Sayın Kerestecioğlu, süreniz 5 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Dün meclis önünde iki genç hekim bunu söylüyorlardı. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Evet, bir ülkede Sağlık Bakanlığı ne işe yarar? Bugün bu basit sorunun yanıtını hatırlayamayacak hale geldik. Ama gerçekten hakkını teslim etmek lazım. 16 yılda Sağlık Bakanlığı çok önemli bir misyonu yerine getirdi. AKP'nin kalkınma adı altında tüm kamu hizmetlerini özelleştirme programının başat uygulayıcılarından biri oldu Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta dönüşüm programıyla son olarak da şehir hastaneleriyle sağlığı ticarileştirdi, bir hak olmaktan çıkardı ve şirketlerin kar elde edebileceği bir sektöre, rant alanına dönüştürdü. Sağlıkta dönüşüm programı marifetiyle AKP yurttaşların sağlık hakkını metalaştırırken sağlık çalışanlarını da güvencesiz bir çalışma ortamına mahkum etti. Aslında sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını vermek ve sağlık giderlerinin bir kısmını karşılamak için kullanılması gereken döner sermaye bütçesi bugün kamu özel ortaklığı adı altında şirketleri zenginleştirmeye yarayan bir gölge bütçeye dönüştü. Kamu özel ortaklığı kapsamındaki giderler ile personel payları arasında bir denge gözetilmediği gibi müteahhitleri zenginleştirmek pahasına kamunun sırtına korkunç borçlar yüklendi. Tabii buradaki kamu lafı da aslında psikolojik bir eşiği ifade ediyor. Ortada kamu falan yok. Ortada sadece ticaret var, para var. Şimdi de teklifin 13. maddesiyle döner sermaye harcamalarının takibinin Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi öngörülüyor. Peki Sayıştay raporlarıyla muhasebe kayıtlarını yanlış tuttuğu, yasaya aykırı harcama yaptığı belgelenen Sağlık Bakanlığı döner sermaye harcamalarında denetim ve açıklığı nasıl sağlayacak? Bu düzenleme önerisiyle gerçekten denge ve denetim mi amaçlanıyor? Yoksa bu düzenleme başkanlık sistemi adı altında süre giden rejim değişikliği için istediğiniz rutin bir uyumlulaştırma maddesinden mi ibaret? Denge denetim basitçe farklı organların birbirinin gözü olduğu, birbirini gözeterek hesap verdiği, bunu gerçekleştirdiği bir uyum demektir. Peki siz bundan niye korkuyorsunuz? Yıllardır denetleme yetkisi olan tüm kurumlara savaş açtınız. Bu meclise, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine adeta savaş açtınız ve denetleme yetkisi olan herkesi görevden aldınız. En son örneğini de Sayıştay Başkan Yardımcısını, işte bütün bunları ortaya döken birisini görevden aldığınızda gördük. Aslında iktidarınızı sürdürmek için inşa ettiğiniz denetimsizlik ve cezasızlık rejimini güçlendirmek istediğinizi hepimiz biliyoruz. Güvenlik soruşturması uygulamasını olgunlaştırarak tüm yurttaşları zan altında bırakıyorsunuz. Evet, herkes sizin için potansiyel suçlu. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız yüzyılı diğer yüzyıllardan ayıran bir şey var. Bugün 20 yaşında olan bir genç, önceki kuşakların duymadığı kadar güvenlik sözünü duymuş olmalı. Her ülkede popülist, aşırı sağ, alternatif sağ adına ne derseniz deyin, sağ siyasetçiler bir diğerini düşman gösteriyor. Ve dışarıda düşmanı bulamazsa içeride bir düşman yaratıyor. Her gün ne demekse kendi iyiliğimiz için daha da büyüyen bir güvenlik çemberine hapsoluyoruz. Bu meclise girerken arkadaşlar her gün artan bariyerleri görüyor musunuz? Farkında mısınız bunların bilmiyorum. Her gün önümüze yeni bir bariyer çıkıyor meclise girerken. Tam bir güvenlik paranoyası içerisindeyiz. İşte vatandaşları da aynı şekilde buna hapsediyoruz.
Evet, hazır hükümet bu sıralar ABD'yi çokça eleştiriyorken Türkiye'den değil ABD'den bir örnek vererek bitirmek istiyorum. 11 Eylül'ün hemen ardından bir yasa tasarısı hazırlandı. Yüzlerce sayfalık bir yasaydı bu. İnsanların süresiz gözaltında tutulmasına izin vermek, kütüphane ve kitapçı kayıtlarının gözetimi yoluyla insanların okuma alışkanlıklarının izlenmesi için istihbarat Tamamlayın Sayın Kereştecioğlu. Toplanmasına izin vermek, özel mülke ve e-posta banka hesaplarına devletin erişebilme hakkı, bunun gibi genişletilmiş yasalar, maddeler vardı. Bu yasanın adı neydi dersiniz? Vatanseverlik yasasıydı bu yasanın adı. Yani yurttaşların haklarına, kişisel bilgilerine, devletin fütursuzca el koymasına karşı gelmeyen herkes vatanseverken, diğerleri vatan haini yapıldı. Oysa tek bir amaç vardı, yurttaşların içinde yanı başındakine karşı korku yaratmak ve toplumun her zerresini kontrol eder hale gelmek. Böylece de iktidarı sürekli elinde tutmak. İşte siz de aynen bunu yapıyorsunuz herkese karşı. Ama tekerlek aşağı doğru dönüyor ve onun tekrar yukarıya dönüşü yok. Saygılar sunarım. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Herkese. Teşekkürler Sayın Kereştecioğlu. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler önerge kabul edilmemiştir.